İslam tarihi kaynaklarında Mekke, Ümmül Kura şehirlerin anası olarak görülür. Mekke, Hazreti Muhammed'in doğduğu ve İslam'ın ortaya çıktığı bir şehir olduğu gibi, çok eski zamanlarda kurulmuş olması ile de bu unvanı almıştır diyebiliriz. Mekke kenti ile Kabe'nin tarihsel süreçte adları birlikte anılır. Bu ikiz kutsallık özellikle Kur'an'da onaylanır ve Mekke Kabe'den, Kabe de Mekke'den ayrı tutulmaz. Geçmişte Kabe'de yaşanılan pek çok felaket duyabilirsiniz. Fakat dün yaşananlar bir ilk. Kimsenin anlam veremediği bu olayları kıyamet alameti olarak yorumlayanlar da oldu. Gelin dün ne olmuş hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Kabe insanların Allah'a şükretme ve af dileme şeklidir. Hayatın anlamını açıklayan Kabe'de hac görevini yapmak ise farzdır. Umre ve hac ziyareti için ya da farz ibadetleri yerine getirmek için gidilen Kabe'de namaz vakitleri dışında tavaf hiçbir şekilde durmuyor. Orada sürekli ibadetler yapılmakta. Ayrıca namaz vakitlerini orada kılan pek çok insan var. Dün ilk defa namaz kılınmadığı belirtildi. Bundan aylarca önce de Kabe'nin örtüsü açılmış ve pek çok kişi bu beklenmedik olaydan dolayı ani bir şok geçirmişti. Özellikle sosyal medyada hızlıca yayılan görüntülerde Kabe ve çevresinin böcek istilasına uğradığı görülüyor. İslam dünyasının kutsal mekanı olan ve hac vazifesinin yerine getirildiği, Kabe'nin de içinde yer aldığı Mescid-i Haram'da ilk defa böyle bir olayla karşılaşıldığı belirtiliyor. Mekke Belediyesi umre ziyareti yapanların güvenliği ve rahatlığı için gerekli noktalara temizlik için ekipler gönderildiğini duyurdu. Cumartesi gecesi ortaya çıkan çekirgeler ve hamam böcekleri kısa sürede şehrin birçok noktasına yayıldı. Böceklerin çok sayıda olması bölge sakinlerinin yanı sıra uzmanları da şaşırttı. Sosyal medyada yayınlanan videolarda çekirgelerin mescidin avlusunu ve civardaki evlerin duvarlarını kapladığı görülüyor. Binlerce hamam böceği ve çekirgenin istila ettiği Kabe ve çevresinde namaz kılınamadı. 138 görevli etrafa yayılan binlerce böceği temizlemek için ilaçlama yaparak böcek üreme alanlarını yok etmeye çalıştı. Belediye tarafından yapılan açıklamada ise Kabe'nin çevresinde ve caminin avlusundaki tüm tuvaletlerde lağımların ve açık su kaynaklarının böceklerin üreme alanlarına odaklanıyoruz denildi. İlk defa görülen böylesi böcek istilasının neyden kaynaklandığı ise henüz tam olarak belirlenemedi. İslami rüya tabirlerine göre hamam böceği görmek, insana buğz ettiği halde ona bir zarar vermeye güç yetiremeyen zayıf düşmana, sataşmasını sözden öteye geçiremeyen kimseye ve haram paraya delalet eder. Kalbini kötülük kaplamış, tüm niyeti zarar vermek olan kimselere işaret eder. Bu kimseler niyetlerini konuşarak belli eden, tüm zehri dillerinde biriktiren kimselerdir. Rüyada hamam böceği sembolüyle anlatılmak istenen karakter, günümüzde Suudi rejimine oldukça yakın. Suudi Arabistan'ı yönetenler tamamen Amerika'nın emri altında çalışıyor. Muhammed bin Selam'ın da devreye girmesiyle kutsal topraklar zalim kişilerin eline geçmiş oldu. Belki de bu bir işaretti. Tarihte böyle bir şey yaşanması akla ister istemez ilginç teorilerin çıkmasına neden olmakta. Mekke ve çevresini istila eden haşerat, Doğu hamam böceği türü, Kuveyt ve Suudi Arabistan'da hayvan yemi olarak kullanılmaları dışında tüketilmezler. Amerikan ordusunun genetiği değiştirilmiş virüsleri yaymada böceklerin kullanılmasına yönelik Insect Aliens, Böcek Müttefikler isimli programım var. Amerikan Savunma Bakanlığı'na bağlı İleri Teknoloji Araştırma Projeleri Departmanı'nın proje kapsamında yürüttüğü deneylerin amacı, bitki kromozomlarının değiştirilmesiyle böceklerle yayılacak virüsler üretmek ve bu virüsleri tarım alanında kullanmak. Bilim insanları Amerika'da tarıma katkısı olması konusunda şüpheli duydukları bu programın düşmanca amaçlar için biyolojik silah üretimi ve bunun yayılmasına yönelik bir adım olarak görülebileceği görüşünde. Amerika'nın şu an en iyi müttefiklerinden biri kim? Tabii ki de Suudi Arabistan. Fil suresinde Kabe'yi yıkmaya yeltenen, Evre ordusunu yere seren, ebabil kuşlarının gagalarında taşıdıkları siccil adı verilen balçıktan pişirilmiş sert taşlar attıkları anlatılır. Fil suresinde ebabil kuşlarını gönderen Allah, şimdi de Yemen'de. Suriye'de binlerce masum insanın kanını döken emperyalizmin yardakçısı Suudi rejimine hamam böceklerini göndermiş olabilir mi? Tabii ki bunu şu anlık hiç kimse bilemeyecek. Ancak temizlik çalışmaları son 3 gündür halen devam ediliyor. Yaşanan bu olayda herkes Suudi Arabistan yönetimini suçlu buluyor. Söz konusu bu olay akıllara Araf 133 mealini hatırlattı. Araf 133, bizde ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, çekirge, haşere, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar.
ve günahkar bir kavim oldular. Peki bu olay hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.